Bakalım x bölü 2 çarpı sinüs 2x kare artı 2 dx'in belirsiz integralinin ne olduğunu bulabilecek miyiz? Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, şimdi beraber bakalım. Burada x bölü 2 ve 2x kare artı 2'nin sinüsü var. Sinüs x'in belirsiz integralini alıyor olsaydık sonucun ne olduğunu hemen söyleyebilirdik öyle değil mi? Evet sinüs x'in belirsiz integrali kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'e eşit olduğuna göre eksi kosinüs x'in türevi de sinüs x'e eşittir. Öyleyse buraya eksi kosinüs x yazabilirim. Hatta buraya ve buraya birer eksi işareti koyarak bunu biraz daha açık hale getirebiliriz değil mi? Böylece eksi sinüs x'in ters türevi kosinüs x'e eşit olur. Buradaki eksi işaretini hesaba kattığımızda da eksi kosinüs x elde etmiş olurum. Buraya kadar her şey çok iyi ama buradaki ifade sinüs x değil. 2x kare artı 2 değil mi? Sonra bir de buradaki x'li ifade var. Buna benzer ifadeleri görüp analiz ettikçe beyniniz otomatik olarak buradaki ifadenin bunun türevi olduğunu düşünmeye başlayacak. Bir saniye şu turuncudan bir kurtulalım. Evet şimdi eğer buna fx dersek 2x'in karesi artı 2 fx olsun hemen not edelim 2 çarpı x kare artı 2 fx. Ee, bana f üssü x'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? f üssü x tabii ki 4x olacak öyle değil mi? Buradaki ifade tam olarak 4x değil ama biraz oynamayla yani aynı sabit sayıya bölerek ve çarparak burada 4x elde edebiliriz. Mesela bunu 4 ile çarpıp 4'e bölelim ve bunu integralin dışına alalım. Hatta 1 bölü 2'yi de integralin dışına alırsam daha iyi olacak. Evet 1 bölü 2'yi buraya alıyorum. Bu ifadeyi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 8 olarak yazacağım. 1 bölü 8 çarpı 4x çarpı sinüs 2 çarpı x kare artı 2 dx. Evet bu integral. Ve şimdi işler ilginçleşmeye başladı. Bu fx öyle değil mi? Eğer bu fx ise bu da f üssü x'tir ve bu da ters zincir kuralını uygulayabileceğimize dair iyi bir işarettir. Bunu baştan yazarsam 1 bölü... E, 1, evet 1 bölü 8. Aynı renklerle yazmaya çalışıyorum. Yeni bir program kullandığım için renk değiştirirken biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın olur mu? Peki ne diyordum? 1 bölü 8 çarpı f üssü x çarpı f x'in sinüsü dx'in integrali. f x'in sinüsü. İfadeyi bu şekilde gördüğümüzde yani elimizdeki fonksiyonun türevi de burada olduğuna göre ters zincir kuralını uygulayarak bunun buna göre ters türevini alabileceğimizi anlıyoruz. U dönüşümünde de aynı şeyi yapıyoruz zaten. Yani U buna eşit olduğunda dU da 4x dx oluyor öyle değil mi? Az önce de dediğim gibi pratik yaptıkça bu tarz şeyleri çok daha kolay görmeye başlayacaksınız. Peki bu integralin sonucu nedir? 1 bölü 8 çarpı sinüs fx'in fx'e göre ters türevini alırsak videonun başında söylediğim gibi eksi kosinüs fx elde ederiz. Çarpı eksi kosinüs fx evet eksi kosinüs fx Buranın mavi olması gerekiyordu. Hemen düzelteyim. Peki ya burası fx türünden yazmak yerine 2x kare artı ikili terimi kullanırsak 1 bölü 8 çarpı burada fonksiyonun kendisi ve türevi olduğuna göre integrali bu fonksiyona göre alır ve eksi kosinüs 2x kare artı 2 ve sonra tabii ki de renk değiştirmekte yine zorlanıyorum artı c'yi yazarız. Eksi işaretini ifadenin önüne de getirebilirdik. Eksi 1 bölü 8 çarpı bu ifadenin karesinin kosinüsü artı c. İşte bu kadar. Ters zincir kuralını uygulamış olduk. U dönüşümü de kullanabilirdik ama bu şekilde pratik yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu ifadenin türevi de yanında olunca bunun buna göre integralini aldık ve aslına bakarsanız U dönüşümünde de bunu U'ya eşitledikten sonra U'ya göre integral alıp dU'yu bulmuş olurduk. Bu çarpı dU yani sinüs U çarpı dU'nun integrali. Eğer isterseniz U dönüşümünü kullanabilir ve az önce yaptıklarımızın aynısını elde edeceğinizi görebilirsiniz.